Magazin 8 çok önemli bir sağlık dosyasını açıyor. Ünlü diyetisyen Taylan Kümeli'nin bu açıklamaları çok konuşulacak. Bakın hangi yaz meyveleri hızla kilo alınmasına neden oluyor, hangi yaz gıdaları sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Yemeye başladıkları zaman kendilerini kaybettikleri yiyeceklerden bir tanesidir. Bu açıklamalar çok konuşulacak. Ünlü diyetisyen Taylan Kümeli hangi yaz gıdasıyla ilgili bilinmeyen gerçekleri açıkladı. Boğaz sağlığımızı rahatsız ettiği, işte farenjite yol açtığı gibi artık hurafeler geçmişte kalmıştır. Sağlıklı olduğu için tüketilen hangi yaz meyvesi aşırı kilo alımının en büyük nedeni? Ciddi anlamda problem çıkartır bizim için. Yaz gıdalarıyla ilgili bilinmeyenleri ünlü diyetisyen Taylan Kümeli Magazin 8 için anlattı. Yaz deyince aklımıza birkaç tane yiyecek gelir. Mesela dondurma bunlardan bir tanesidir. Yaz deyince akla ilk gelen dondurmadır. Şöyle üstünden çikolatalı sosun aktığı, buz gibi birkaç top dondurmaya kim hayır diyebilir ki? Merak etmeyin, bu muhteşem görüntüyü size gösterdikten sonra dondurma yemeyin demeyeceğiz. Şimdi yaz deyince aklımıza birkaç tane yiyecek gelir. Mesela dondurma bunlardan bir tanesidir. Aslında dondurma çok faydalı bir tatlıdır. Doğru bir tatlıdır ama hem miktarı önemlidir hem de seçtiğiniz cinsi önemlidir. Sağlıklı bir yaşam için yaz kış dondurma yenilebilir ama bazı ufak detaylara dikkat ederek. Biz endüstriyel dondurmadan bahsediyorsak burada dikkat etmemiz gereken şey mümkün olduğu kadar çok ağır olmayanları tercih edip miktar olarak mesela haftada 2 ya da 3 defa yemek gibi. İşte her gün mutlaka yememek gibi miktar ve porsiyonlarına dikkat etmemiz gerekir. Fark ettiyseniz sadece yazın değil, kışın da dondurma yemenizi tavsiye etti ünlü diyetisyen Taylan Kümeli. Ya dondurmanın işte boğaz sağlığımızı rahatsız ettiği, işte farenjite yol açtığı gibi artık hurafeler geçmişte kalmıştır. Tam tersine dondurma özellikle artık yaz ve kış yenilebilen, hem de gerçekten iyi ve sağlıklı bir tatlı yerine geçebilen bir özellikle bizim için yiyecek maddesi. Yaz gıdalarından söz edip karpuz peynir ikilisini unutmak olmaz. Bir sürü insan biliyorum ki ben karpuz peyniri yiyerek kilo vereceğine inanan. Ama bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü karpuz da kalorili bir besindir. Peynir de ister istemez yağlı ve kalorili bir besindir. Daha ilk cümleden hayaller yıkıldı değil mi? Karpuz peynir ikilisi demek günden güne büyüyen bir göbek demek. Hele de bunları sadece yiyerek, sadece öğlen ve akşam yemeği yerine koyarak, başka hiçbir şey yemeden, miktar kısıtlamasına girmeden yemek ciddi anlamda problem çıkartır bizim için. Çok lezzetli olduğunu biliyoruz ama kilo almak istemiyorsanız karpuz ve peyniri bir araya getirmemenizde fayda var. Dolayısıyla yapacağımız şey karpuzu bir ara öğün unsuru, bir meyve gibi görüp iki parmak kalınlığında yarım ay şeklinde ortalama 3-4 dilim tüketmek. Peynir de bir kahvaltı malzemesi olduğunu unutmadan İşte ekmek, peynir, domates de tüketmek. Bunların ikisini bir araya getiriyorsak bir alışkanlık haline getirmeden 40 yılda bir yemek en doğru olanıdır. Yazın geldiğinin habercisidir süt mısır. Mısır haftada ortalama bir ya da iki kere yendiğinde ve kaynamış olarak yendiğinde o kadar kötü bir yiyecek değildir. Mısırcının sesini uzaktan bile duyduğunda ağzı sulananlar dikkat! Lezzetine karşı koyulamadığını biliyoruz ama mısırın karbonhidrat olduğunu da hatırlatmak istiyoruz. Bunu her gün 2-3'ün üstüne çıkartarak yediğinizde glisemik indeks diye nitelendirdiğimiz bir besinin içeriğindeki karbonhidrat yükü nedeniyle bize zararlı olarak dönecektir. O halde yani mısırı da yine belli oranlarda yemek, dikkatli yemek çok çok önemlidir. Denizin en büyük nimetlerinden biri etli etli midye dolmalar. Özellikle çok sık satılan ve insanların yemeye başladıkları zaman kendilerini kaybettikleri yiyeceklerden bir tanesidir. 1-2-3 derken bir anda onlarca midye dolma yiyebilirsiniz. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapıyor. Ama adetlere dikkat edin lütfen. Çünkü orada da hem enfekte olmamış taze yemeye çalışırken hem de adette kilo almamaya da çalışmak önemlidir. Yaz demek bolluk bereket demek. Yani sofralarınızı renklendireceğiniz pek çok alternatifiniz var. Taze sebze ve meyveyi bol kullandığımız, mümkün olduğu kadar hafif yiyeceklerle geçirdiğimiz, limonataya bol bol değer verdiğimiz, çünkü limonata da çok güzel bir içecektir. İçine şeker koymak yerine naneyle ve rendelenmiş limonla tatlandırdığımız öyle bir
süreçle öyle bir yiyecek grubuyla ve balığa yer verdiğimiz bir yiyecekle geçirirsek yaz mevsimlerini gayet formda fıstık gibi de kalırız.